İsmail, sütten doğuyor. İnsan yenilgileriyle büyür bu hayatta. Yenilgileriyle yatar, yenilgileriyle kalkar, yenilgileriyle yaşar. Ben bu hayatta çok yenilgiler biriktirdim. Yenilgilerin en büyüğü de kendim oldum. Hem kendime, hem de başkalarına. Sanki görünmez bir hapishane var. Ama ben bu Yeşildenizlerden bahsetmiyorum bu defa. Bizi çevreleyen bu yeşil hapishaneden bahsetmiyorum. İnsanın ondan daha büyük bir hapishanesi var. O da kendi. Hepimiz kendimizin en büyük hapishanesiyiz. Sanki duvarlarımız var. Bizi bir yerlere götürüp, götürüp çarpan, bu denizin hırçın dalgalar gibi bizi kıyıya savuran. Sen diyor buralara ait değilsin diyor. Sen diyor bu denizlere ait değilsin diyor. Düşüyoruz, kalkıyoruz, yeniliyoruz, çırpınıyoruz. Ama gene de o kıyıya vuruyoruz. Neden aşamıyoruz biz bu dalgaları? Hı? Neden kıramıyoruz biz bu kör taliye? Neden değişmiyor bizim hatalarımız, günahlarımız? Neden değişmiyor yenilgilerimiz? Ben İsmail Bakır. Ben bu hayatta çok denedim. Bu dalgaları aşmayı çok denedim. Hem de ben aşmaya çalıştıkça o dalgalar hep benim boyumu aştı. Şimdi de aşıyor. Bundan sonra da aşacak. Ve ben bu İsmail hapishanesinden hiçbir zaman çıkamayacağım. Hem de hiç. Ben o dalgaları aşacağım İsmail. O dalgaları aşacağım ben galiba. Allah! Ne oluyor ya? Bu saate kadar uyudun mu? Miskin misin sen? Sen nereden çıktın be? Alt taraftan geldim. Bahçe tarafından. Ne işin var senin burada? Belli olmuyor mu? Sene kaçtım İsmail. Nasıl yani ya? Sene kaçtım derken? He. O Sebahattin'den Nalet adama varacağımı sene varırım dedim. Yok lan İsmail, rüya bu. Gerçek olacak değil ya. Kesinlikle rüya bu. Allah, ne oluyor be? Deli misin kızım sen? Gördüğün gibi rüya falan değil İsmail. Etim lan, gemiyim lan. Ha bir de şu bohçamla sana geldim. Bu işi sen açtın benim başıma. Sen kurtaracaksın galiba beni.